Ne demek evlendik? Nasıl evlendiniz oğlum? Resmi olarak abi. Yıldırım nikahıyla evlendik. Adnan biliyor muydun? Buz. Yemin ederim bilmiyordum ya. Bravo. Gerçekten ben nasıl tebrik edeceğimi bilmiyorum. Bravo, tebrik ediyorum ikinizi de. Ben size anlatmaya çalıştım. Kestirip atan sizdiniz. Bu benim seçimim değil. Kusura bakmayın, sizin seçiminiz. Evladım, biz sana evlenme mi dedik? Okulunu bitir konuşalım dedik. Ne damdan düşer gibi ne bu? Sen söyleyince bir anda komik geldi. Sanki sizden danışan gibi evlenmemişsiniz gibi. Fikret, ben 19 yaşında değildim. Okulumu okumuştum, bitirmiştim, çalışıyordum ki defalarca bunu Bade'ye de anlatmaya çalıştım ne kadar önemli bir şey olduğunu. Ya devamlı bizi masaya sürmesen mesela. O da hiç durumun kıyas kabul etmeyeceğini biliyor ama işte sataşmak başka bir şey değil. Yok, gerçekten sataşmak falan değil ya. Yani şey, kıyasladığım falan da yok. Bir yanda sinirim bozuk zaten, komik geldi sen söyleyince. Tamam, lütfen öfkelerinizi bana yönetmeyin. Tamam, benim zaten derdim kendime yetiyor. Hay, keyfe keder. Karısını boşayan abisinden de öğrenmiş olabilir başı bozukluğu. Değil mi? Ha? Hadi bakalım, top yine dönüyor dolaşıyor benim önüme ya, tamam. Hay! Hanginizle uğraşacağımı bilmiyorum ben ya. Hanginize ne söyleyeceğimi ben bilmiyorum. Büyümek, büyüdüm demekle olmaz Murat Bey. Ailen neyin içinden geçiyor? Kim, ne halde, hiçbir tanesini düşünmeden... sadece inat olsun diye bile bile hatanın dik alasına aşığım demekle de olmuyor. Garip bir kız arkadaşım söylüyor bana bunları, anne. Anne! Ne yapıyorsun ya? Dışarı Bade. Çık dışarı. Bizi de yalnız bırak. Bade benim karım. Yeri de benim yanım. İşine gelmediği zaman eşek kadar oğla tokat atmakla otorite olmuyor anne. Murat, usubuna dikkat et. Annemle konuşuyorsun. Niye abi? O istediği her şeyi yapmakta özgür. Ama biz hiçbir şey yapamayacağız öyle mi? Bu yaşına rağmen sokaklarda erkek arkadaşıyla buluşurken üstümüze zeval gelmiyor öyle mi? Garip Bey bu evin hizmetlisi değil miydi anne? Sokaklarda buluşmak ne ya? Hayatlarınızı çöpe atmanıza bin artı kılıf yapmayın. Konu ben değilim. Tabii, konu sen olduğun zaman herkes öfkenle püskürt. Biz İsmail'e duralım. Niye? Çünkü boranlık. Bir dakika, bir dakika. Hani Garip Bey'le hiçbir ilgin kalmamıştı annesinin. Hani buraya sadece dünür olarak tanışmaya gelmişti. Faruk, gerçekten konu bu mu şu an ya? Yapma. Tam da bu. Tam da bu. Annem sürekli altını çizmez mi? Kalın kalın böyle aile olmanın. Ya birinci kuralımız birbirimizden hiçbir şey gizlememek değil mi? Ha? Biz bugüne kadar bunları duymadık mı sürekli? Ben bu yaşıma kadar size öğrettiğim hiçbir değeri çiğnemedim. Bana bu saygısızlığı yapma hakkını verecek hiçbir şey yapmadım. Sana da Garip konusunda asla geri adım atmayacağımı söyledim. Osman için geldiklerinde de o adam benim için gelmiyor. Ona karşı tavır almayın diye her şeyi söyledim. Yani sizin yaptığınız gibi gözünüze sokmadım. Vallahi duymadım. Yemin ediyorum duymadım. Geldim beyim. Niye kimse yok kapıda Nazım? Vallahi beyim kusura bakma. Eve alev topu düştü, biz feleğimizi şaşırdık beyim. Ne oldu? Murat Bey'imle Bade evlenmiş. Nazım, sen halleder misin? Olur beyim.
Sen bize rağmen kendi kararını aldın. Bu da benim kararım. Gerçekmiş. Hadi sen mi soydun bu saçmalığı? Anlaşıldı. Kimse bizi anlamayacak. Anlamayın da. Anlamayın. Biz ayrı eve çıkıyoruz. Pardon? Hangi parayla? Nasıl hangi parayla abi? Babamın mirasıyla ben de ortakçıyım. Oho, bir dakika ya. Orada bir duracaksın ufaklık. Abi bana ufaklık küçük bedelini keser misiniz ya? Yasal olarak ben ne mirasçıyım. Ha öyle mi? Ama bak yasal olarak o paranın idaresi sen okulu bitirene kadar bizde. Ha ufaklık. Bak sen yetkilerini ve vekaletini iptal ettiğinde sadece bu evden ayrılmış olmayacaksın. Daha büyük bir ayrılığa sebep olacaksın Murat. Beni paramla mı cezalandıracaksınız abi? Ha? Kartlarımı da iptal et. Arabamın anahtarını da vereyim. Ha? Bu mu yani? Bu klişeye düşecek misiniz? Oğlum biz hepimiz bu evde bu klişeye düştük. Doğru. Kimsin rüştünü ispat etmeden tepeden inmedi öyle. Herkes çeşmenin başına geçmeden önce bir çeşmenin nasıl aktığını bir öğrendi. Bu evde kural bu. Ona göre. Tamam. O zaman bana kiramı ödeyebileceğim kadar aşımı verin. Oğlum biz senin yaşındayken, senin durumundayken bu evde cep harçlığından başka hiçbir şey görmedik diyorum. Oğlum sen yine iyiydin. Babamın döneminde büyümedin. Yine bizden iyi torpil aldın yani. Hiç bakma ama demek ki sonuç bu. Bu yaptığınız zorbalık. Hayır. Hakkaniyet Murat. Bu evde sorumluluk hiç kimseye han dediğin yere hamam dikerek öğretilmedi. Senin daha 40 fırına ekmek yemen lazım. Nurgül! Hazırlayın Murat'ın odasını. Gelin hanımla orada kalacaklar, bu kadar. Gidiyor musun? Ne oldu, kapandı mı garip konusu? Ne oldu, yırttın mı yani Garip Bey meselesinden şimdi? Garip Bey meselesini kendi şımarıklıklarınıza kılıf yapmaktan vazgeçin. Şimdi bunu konuşmanın zamanı mı? Ha? Ha? Biraz zamanlama öğren. Baş üstüne. Abi hakkaniyet bunun neresinde? Ha? Hakkaniyet bunun neresinde? Bu sefer çok haklı bir itiraz var. Sen daha üniversiteyi yeni kazandın. Nasıl kazandım peki abi? Nasıl kazandım abi? Bade sayesinde kazandım. Bade'nin azmiyle kazandım. Neden bizim birbirimize iyi geldiğimizi kabul etmiyorsunuz ya? Nasıl siz kabul etmiyorsunuz? Kabul etseydiniz birbirinizi tüketmekten korkmazdınız. Faruk şu an müsait değil. Buyurun şey ben yardımcı olayım. Benim Emir'le alakalı bir konuda sizinle görüşmem gerekiyor. Aslında okula davet etmek için aramıştım sizi. Sen de askerliğini yapmadın, okulunu bitirmedin. Ne oldu oğlum? Nasıl, önemli bir şey mi var? Kavgaya falan mı karıştı? Yok yok, merak etmeyin. Emir gayet iyiyim. Okuldaki bir etkinlikle ilgili Emir'in psikolojisine dair ortak almamız gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Geldiğinizde izah edeceğim size. Faruk Bey'le gelmeniz mümkün mü acaba? Tamam. Hemen gelmemiz gerekiyor mu yani? Gün içinde bir ara uğrasak olur mu? Ay, tabii tabii. Ben tam gün okuldayım. Gereken haber vermeniz yeterli. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah ya, ama annem her istediğini yapmakta özgür. Bana gelince konseyden geçmesi lazım. Kusura bakma. Annem garip konusunda da haklı, tamam mı? Onu kılıf yapamazsın sen. O başka bir tartışma konusu. Tamam, sen para mı kazanmak istiyorsun oğlum? Gel ofiste çalış. Ama sana verilen pozisyonda, öyle tepeden inme patron pozisyonda değil. Kabul etmezsem? Ha, etmezsen? O zaman bizi silersin. Üzgünüm ama böyle. Emin okulundan aradılar şimdi. Acil bir şey yokmuş. Önemli bir şey değil ama psikolojisini ilgilendiren bir konu varmış. Beraber karar vermemizi istiyorlar. Gidelim mi bugün? Ben bir annemle konuşup gideyim. Ben size evlendim diyorum ya. Bu konuşmayı karımın yanında yapmayabilirdik en azından. Sen resmen anneme savaş açtın. Nasıl süslersen süsle. Tam bu kadar. Ya niye kimseye dert anlatamıyorum? Senin derdin kendini anlatmak değil oğlum. Öyle olsa başka bir yol seçerdin kendine. Abi bak, sen Esti boşanacağım dedin. Sen Esti taşınacağım dedin. Faruk abim zaten dokunulmaz. Annem de sen keza öyle. Ya benim niye hareketim konseyden geçmek zorunda ya? Ha niye? Ben sana şimdi söylerdim de niye olduğunu. Duat kız var.
çalmak da mı yok artık? Şu meseleyi bir aramıza netleştirelim anne. Sen bu adamla görüşmeye devam edeceksin galiba. Doğru mu anladık? Oğlum bizim aramızdaki bir dostluk. Yani ben bu yaştan sonra evlenecek değilim ki. Aynı eve çıkacak da değiliz. Adamı tutup buraya getirecek de değilim. Yani bizim kime ne zararımız var ki? Ha niye bunu böyle ısıtıp ısıtıp sürekli tabağıma koyuyorsunuz? Yani bu neyin öfkesi bu? Neyin öfkesi? Yani sen bizden bu kadar büyük bir anlayış bekliyorsun öyle mi anne? Hı? O zaman dünyanın en iyi kalpli karısıyla evlenip bu eve getirdiğimde... onu bu evden göndermeye çalışmayacaktın. Sen de anlayışla karşılayacaktın anne. Tamam mı? Peşine dedektif takmayacaktın anne. Oğlum bak bu dedektif meselesini kaç defa izah etmeye çalıştım. Bu Burak'la alakalıydı. Anne bir sorun sadece bu değil tamam mı? Sen aynısını Burcu'ya da yaptın. Şimdi Murat'a da yapıyorsun. Yani bir şey senin içine sinmediyse... senin kafan almadıysa... sen onu reddettiysen hepimizi hayatı cehennem ediyorsun. Ama konu eğer sensen... bizden büyük bir anlayış bekliyorsun anne. Tamam mı? Öfkemizi görmemezlikten geliyorsun. Aa, bu konudaki yani yegane yanlış benim tavrım öyle mi? Anne bak tamam Murat'ın yaptığını doğru bulmuyorum. Ama söylediklerinde haklı. Ben de sana bin kere söyledim. Bu adama güvenmiyorum diye. Ama yani benim Süreyya konusunda yanılmam gibi sen de bu konuda yanılmış olamaz mısın? Süreyya bu evde hiç kimsenin arkasından iş çevirmedi. Bu adam sinsi sinsi hayatımıza girdi. Sinsi sinsi aldı hisseleri Adem'e teslim etti. Eğer Adem bugün yönetim kurulundaysa bu o adamın becerileri yüzünden. Sen hala bu herifle görüşmek mi istiyorsun? Tamam anne görüş. Ben bu senin hayatın artık. Ben hiçbir şey yapamam. Zaten emir toparlansın. Ben karımı da alacağım ve bu evden çekip gideceğim anne. Ama benden bu adamı senin yanında görmemi, istememi bekleme. Hele hele böyle güvenmediğim bir herifi. Sen kafanda bir şey hayal ediyorsun. Hepimiz böyle bir masanın etrafındayız. Büyük aile tablosu. Kusura bakma anne. Biz o masada yokuz. Gözyaşlarına kıyabilir miyim ya? Ya sen bunları niye dert ediyorsun ki? Ha? Biz emekliliğimizi doldurmadık mı gün olarak? Ha? Yaşı bekliyoruz. E tamam işte beklemeyiz. Kenarda köşede üç peşimiz var. Basar gideriz buradan. Pişmiş aşımız, ağrısız başımız. Eteğimize yapışan yok, eden yok. Gider miyiz? Gideriz. Bir köroğlu ayvazız biz kızım. Allah Allah. Mustafa abi ne diyorsun sen şimdi ya? Ya Mustafa abi sen hakikaten ne saçmalıyorsun şu anda abi gözünü seveyim ya. Emeklilik memeklilik nereden çıkardın Mustafa abi? Ya bizi burada bırakıp nereye gideceksiniz Mustafa abi Allah aşkına? Ya bir dur ya sakinleşecek ortam abi dur. Ne sakinleşecek? Biri bitip öbürü başlayacak oğlum. Bilmiyor muyum ben? Biter mi bu konu an derdi? He? Ar etmiş kendini. Yiyip bitirecek kendini biliyorum ben işte. Benim sultanım Mudanya'dan bir ev istiyordu. Tamam işte. Söylerim bizim Semih'e, ayarlayıverir bir ev. Ya basar gideriz diyor. Ya sen yemin ediyorum büyük saçmaladın Mustafa abi. Ya bizi burada bırakıp nereye gideceksiniz Mustafa abi gözünü seveyim. Nurgül abla bir şey söyle şuna ya. Mustafa doğru söylüyor. Bizim gitme vaktimiz geldi de geçiyor bile. Nurgül abla? Nurgül abla? Ne diyorsun sen ya? Sen elinden gelen her şeyi yaptın, hatta hepimiz yaptık. Ama onlar genç. Tamam, hata yaptılar, evet bizi üzdüler. Ama hiç kimsenin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Sağ olun gelin hanım. Süreyya. Ama ben
artık bu evde başı dik gezemem. Şimdi müsaadenle ben gidip gelin hanımla damat beyin odasını hazırlayayım. Sağ ol. Bade, yapma böyle güzelim. Bunlar beklediğimiz tepkiler. Niye söylemedin bana annenle gördüğünü Garip Bey'i? Bununla evliliğimizin bir alakası yok çünkü. Öyle mi? Pek öyle anlaşılmıyordu Murat. Evliliğimizi savunurken tek dayanan o gibi gözüküyor. Evet. Çarşaflar değişecekti. Bir de gelin hanımla senin bir isteğin var mı diye sormaya geldik Murat. Nurgül abla ya. Lütfen yapma böyle artık. Ya ben senin kızının Bade'yim, ben değişmedim. Ben Bade'ye benim lafımı çiğnersen beni silersin demiştim. Bade'yle biz bittik birbirimiz için. Eğer sizinle konuşuyorsam işim gereği gelin hanım. Nurgül abla bak, Bade'yi ben... Anladığım kadarıyla başka bir isteğiniz yok Murat. Zaten sizin kararlarınızı sorgulamak benim haddim de değil. O yüzden bu konuşmayı çok gereksiz buluyorum. Allah mesut etsin. Nurgül abla. Daha ne kadar kaçacaksın benden? Hı? Senin beni takdir etmeni beklerken sen... Niçin? Bade'yi düşürdüğün bu durum için mi? Yazık, sen daha ne yaptığının farkında bile değilsin Murat. Ya Nurgül abla, siz bizim birbirimizi sevdiğimizi niye kabul etmek istemiyorsunuz? Ha? Ya kimse değilse bile sen bizim arkamızda durmalıydın. Hani sen benim oğlum bilirdin? Ben de ikiniz için ana yarısı olduğumu sanırdım. Ne yanılmışım, ne büyütmüşüm gözünüzdeki değerimi. Nurgül ablası, bunun senin değerinle ne ilgisi var? Ya sen bizim kıymetlimizsin. Hele ki Bade'nin. O kıza bu haldeyken sırtını dönemezsin Nurgül abla. Çünkü biz kimseyi ezmedik. Sadece sevgimizi ispat etmeye çalıştık, o kadar. İnşallah. İnşallah biz yanılırız da utanırız sevginiz karşısında. Yeter ki Bade daha fazla utanmasın. Ben şimdi onun yüzüne bakmasam bile o hala benim kızım. Benim canım ciğerim. Eğer senin üstünde benim en ufacık bir hakkım varsa, bir gün Bade'ye harcamayı düşünürsen, benim bu sözlerim gelsin senin aklına. Ben çünkü sana şu an büyük büyük tehditler savuramam. Benim buna gücüm yetmez, elim ayağım bağlı. Bunca öfkeme rağmen hala önümde el pençeyim bak. Estağfurullah Nurgül abla. Yok yok, öyle. Bu sefer senin samimiyetine inanmaktan başka çarem yok. Allah bana bir gün Bade'yi senin kapından toplamayı nasip etmesin Murat. Ben başka bir şey istemiyorum oğlum.